Merhaba. Bugün siyasete bir gün ara vereceğiz ama aslında tam olarak siyasetin içinden konuşacağız. Abdülhamit'in 5. kuşak torunu evlendi biliyorsunuz. Nikah şahitleri Profesör İlber Ortaylı ve Şevki Yılmaz'dı. Benim cahillerle işim olmaz diyen İlber Ortaylı ile cahil Şevki yan yanaydı. Damat böyle kafasına püsküllü fes filan takmıştı. Ortaçağ kıyafetli konuklar vardı. Mehtap takımı filan vardı. Sürreal bir düğündü yani. Şevki Yılmaz bu düğünde mikrofonu kaptı. Bir konuşma yaptı. Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dedi. 1924 yılında Osmanlı Hanedanı'na mensup 155 kişiyi yurt dışına gönderildi. O 155 kişiyi yurt dışına gönderme kararını kim aldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi aldı. Bu kararı alanlar arasında kimler vardı? Mustafa Kemal Atatürk vardı. İsmet İnönü vardı. Celal Bayar vardı. İlk 3 Cumhurbaşkanımız vardı. Soysuz dediği ilk 3 Cumhurbaşkanımız. Başka? Atatürk'ten sonra ikinci ve son Maraşelimiz, ilk Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak vardı. Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatan komutanımız Ali Fuat Cebesoy vardı. Doğu Cephesi komutanımız Kazım Karabekir vardı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarımız onlar. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy. Büyük taarruzda İzmir'e ilk giren süvari komutanımız Altay tankının ismi Fahrettin Altay vardı. Soysuz dediği bunlar. Kuvayi Milliye'nin çekirdek kadrosunun efsane ismi, Milli Eğitim Devrimcisi Mustafa Necati Bey vardı. Andımızı borçlu olduğumuz Reşit Galip vardı. Türk milliyetçiliğinin babası olarak tanınan Ziya Gökalp vardı. Şevki'nin soysuz dediği işte bunlar. Türk şiirinin en büyük isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı vardı. Milli şair olarak anılan Mehmet Emin Yurdakul vardı. Türk Dil Kurumu'nun kurucularından Yakup Kadri Karaosmanoğlu vardı. Milli İstihbarat Teşkilatımızın kurucularından Beyi Çerkin vardı. Başbakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Şükrü Saraçoğlu vardı. Soysuz dediği işte bunlar. Kuvayi Milliye, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Kayıtsız Şartsız Halk Egemenliği, Cumhuriyet, Demokrasi. Şevki'ye göre işte bunların hepsi soysuzluk. Şimdi bu laflara Atatürk düşmanlığı filan deniyor ama Atatürk düşmanlığı değil aslında. Atatürk'e düşman olmak için bile bir seviyeye gerekir. Bu düpedüz kara cehalet çukuru. Merdiven altı tarikat eğitiminin kaçınılmaz sonucu. Olmayan fikrini küfür ederek anlatmaya çalışan kara cehalet bu. Dolayısıyla bu Şevki Yılmaz'a biz anlatmayalım. Bizzat Osmanlı padişahı anlat. Evet, özellikle gençlerimiz lütfen altını çizerek dinleyin. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyeti bizzat Osmanlı padişahı anlatsın. 2004 yılıydı. O tarihte ATV Haber'i yönetiyorum. Genel yayın yönetmeniyim. Henüz yandaş televizyon olmamıştı ATV. Patron Dinç Bilgin ve Turgay Ciner'di. Osman Ertuğrul o yıl Türk vatandaşlığına alınmıştı. Türkiye'ye gelmişti. Ben de bu tarihi habercilik fırsatını kaçırmak istemedim. Osmanlı soyundan değerli arkadaşım Neslişah Evliyazade'den rica ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Aracı oldu. Osman Ertuğrul'u hem Türk medyasında hem dünya medyasında tarihte ilk kez canlı yayına çıkar. Kimdi Osman Ertuğrul? Lütfen altını çizerek dinleyin. Abdülhamit'in torunuydu. Öyle 3. kuşak, 5. kuşak filan değil. Şehzade Burhanettin Efendi'nin oğluydu. Abdülhamit'in torunuydu. Abdülhamit dedesiydi. Osmanlı yıkılmadan önce dünyaya gelen, Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğmuş, Osmanlı Hanedanı mensubu son erkek çocuk. Saltanat devam etseydi 4. Osman veya 1. Ertuğrul adıyla padişah olacak. Evet, son Osmanlıydı. Saltanat devam etseydi padişah olacak. Hanedan üyeliğiyle birlikte Türkiye'den ayrılınca önce Viyana'ya sonra Paris'e gitmişti. Paris'te Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde okumuştu. Sonra babasıyla birlikte ABD'ye yerleşmişti. Kanada'da madencilik şirketi kurmuştu. Kanada'da, ABD'de, Güney Amerika'da madenler açıp işletmişti. New York'ta, Manhattan'da kendisine ait müstakil binada yaşıyordu. 1992'den itibaren özel izinle Türkiye'ye gelip gitmeye başladı. 74'te af çıkarılmıştı hanedan mensuplarına. 92'den itibaren Türkiye'ye gelip gitmeye başlamıştı. 2004 yılında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Ömrü ABD'de geçmesine rağmen Amerikan vatandaşı olmamıştı. Asla bir başka ülkenin vatandaşlığına girmemişti. Ben Türk'üm diyordu. Türk vatandaşlığına geçene kadar bir başka ülkenin pasaportunu kullanmadı. Ömrü boyunca özel izinlerle yaşadı. Osmanlı Hanedanı'nın reisiydi. Sarayda dünyaya gelen son Osmanlı. Kendisine Osmanlı Hanedanı protokolüne göre devletli necabetli Osman Ertuğrul Efendi Hazretleri diye hitap ediliyor. Türkçesi pürüzsüzdü, pırıl pırıl. Akıcı şekilde İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca biliyordu. Bak Şevki yeni nesil. Cumhuriyet sayesinde birey olan, insan olan, belediye başkanı olan, milletvekili olan bu Şevki gibiler sarayda faytoncu bile olamazdı. Osman Ertuğrul akıcı şekilde İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca biliyor. Osmanlı Hanedanı'nın reisi, son Osmanlı. Saltanat devam etseydi padişah olacak. Dedim ya, hem Cumhuriyet tarihimizde hem televizyon tarihimizde ilkti. Günlerce anonslarını yaptık. Türkiye ekrana kilitlenmişti. Türkiye'de herkes canlı yayının başlamasını bekliyordu. İstanbul Balmumcu'daki ATV binasındayız. Böyle heyecanla, sabırla konuğumuzu bekliyoruz. Çıktı geldi Osman Ertuğrul. Yanında zarif eşi Zeynep Osman. Geldiler. Son derece mütevaziydiler. Yani kelimelerle tarif edebilmem gerçekten çok güç. Son derece mütevaziydiler. Öyle şaşalı karşılama falan yapmadık. Özel salonlar falan ayarlamadık. Çalışma odama buyur ettik. Evet, yani benim genel yayın yönetmeni olarak kullandığım arkadaşlarla beraber haber toplantısı yaptığımız odama buyur ettik. Oturdular. Hoş geldiniz, beş gittiniz falan. Ne içersiniz dedik. Çay lütfen dedi. Yani ayıptı söylemesi, bu kardeşinizin padişaha çay ısmarlamışlığı vardı. Hatta sohbet uzayınca pek keyiflendi. Bir çay daha istedi. Neyse sohbet bitti. Haber saati geldi. Türkiye tarihinde ilk kez canlı yayına çıkardığımız kişi, tekrar ediyorum, Abdülhamit'in torunuydu. Efsane Burhanettin Efendi'nin oğluydu. Hatta annesi Şehzade'den ayrıldıktan sonra Atatürk'ün ilk kabinesinde yer alan maliyeci Cavit Bey ile evlenmişti. Cavit Bey kim? İzmir suikastine adı karıştığı için idam edilen Cavit Bey. Yani ekrana çıkardığımız kişinin üvey babası da Atatürk'ü ortadan kaldırayım derken asılmıştı. Üstelik az önce belirttiğim gibi saltanat devam etseydi kendisi de resmen padişahımız olacak. Oturdu stüdyoya. Geçti kameranın karşısına. Ne dedi biliyor musunuz? Bu tarikat cemaat zırcahil kitlesi iyi dinlesin. Ailemiz için çok kötü oldu ama Türkiye kazandı. Ben Türk olarak doğdum, Türk olarak öleceğim. Atatürk, Türk halkı için çok çok iyi bir liderdi. Muhteşem bir liderdi. Evet. Atatürk, Türk halkı için muhteşem bir lider dedi. Mustafa Kemal olmasaydı İstanbul olmazdı dedi. Memleketi kurtarmanın tek şekli Cumhuriyeti kurmak. Evet, kelimesi kelimesine böyle dedi. Saltanat devam etseydi Fatih Sultan Mehmet'in tahtında oturacak olan kişi dedi ki Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı İstanbul olmazdı. Memleketi kurtarmanın tek şekli Cumhuriyeti kurmaktı dedi. Ne öfke, ne kin. Sadece minnet duygusu var. Sarayda dünyaya gelen son şehzadeydi, son Osmanlıydı. Memleketi kurtarmanın tek şekli Cumhuriyeti kurmaktı, dedi. ATV'deki bu bizim canlı yayından 3 yıl sonra 2007'de CNN Türkiye röportaj verdi. O röportajında da aynı böyle hiç eğip bükmeden gayet açık konuştu. Ben dahil bütün Türkler Atatürk'e borçluyuz. Vatanı o kurtardı dedi. Cumhuriyeti kurmakla çok iyi etti. O olmasaydı Allah bilir ne olurdu dedi. Padişahlık, monarşi, hilafet, şeriat bunların hepsi geride kalmıştır dedi. Gençler laikliğe ve vatanın bütünlüğüne sahip çıksınlar. Dikkat isterim. Osmanlı Hanedanı'nın reisi laikliğe sahip çıkın dedi. Sonra Hürriyet'e konuştu. Milliyet'e konuştu. Habertürk'e konuştu. Hep aynı konunun altını çizdi. Unutmayın dedi. Eğer Mustafa Kemal Paşa olmasaydı hiçbirimiz olamazdık dedi. Yaptığı devrim elbette hanedan için kötü oldu ama Türkiye onun sayesinde var dedi. Siz, ben, hepimiz varlığımızı ona borçluyuz dedi. Evet. Atatürk düşmanlığı yapmak için Osmanlı'yı alet eden siyasi din tüccarları Osmanlı döneminde yaşasalardı sarayın kapısında faytoncu bile olamazlardı. Bunun kanıtı bizatihi Osman Ertuğrul'du. Aradan 5 yıl geçti. 2009 yılıydı. Osmanlı tahtının varisi Şehzade Osman Ertuğrul İstanbul'da vefat etti, rahmetli oldu. Nişantaşı'nda bir apartman dairesi kiralamıştı. Ölene kadar orada yaşadı. Cenaze namazı Sultanahmet Camisi'nde kılındı. Değerli eşi Zeynep Tarzi Osmanoğlu'na vasiyet etmişti. Beni dedemin yanına gömün demişti. Dedesi 2. Abdülhamit'in mezarının da bulunduğu 2. Mahmut Türbesi'nin haziresinde toprağa verildi. Akşam da Yıldız Parkı içindeki çadır köşkünde hatim indirildi, duası yapıldı. Eşi ve akrabaları 2 gün boyunca orada taziyeleri kabul etti. Aradan 10 yıl daha geçti, 2019 yılı. Abdülhamit'in 5. kuşak torunu olduğunu söyleyen bir arkadaş çıktı ortaya. Kendisine Sultan diye hitap edilmesini istiyordu. Saltanat esnafı bir arkadaştı. İnternette dükkan açmıştı. Böyle tuğralı yüzük, padişah parfümü, püsküllü hanedan fesi filan satıyordu böyle internette. Bir yandan AKP'yi şakşaklıyordu. Öbür yandan padişah dedenin tapulu mallarını geri istiyorum diyor. Mesela Boğaz'daki su adayı istiyorum diyor. Vermezlerse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim filan diyor. En son çıktı. Milli mücadele kahramanımız, 2. Cumhurbaşkanımız, tarihin gördüğü en namuslu devlet adamlarından İsmet İnönü'ye hırsız dedi. Evet. İsmet İnönü hırsız dedi. Nasıl yapmış İsmet Paşa bu hırsızlığı? Bu kendisine Sultan dedirten arkadaş yandaş televizyonlarda anlatıyordu. Efendim Osmanlı Hanedanı sürgüne gönderildikten sonra İsmet İnönü Fransa'ya gelmiş. Evet, hanedan mensuplarını ziyaret etmiş. Abdülhamit'in kızlarından Şadiye Sultan'a uğramış. Şadiye Sultan demiş ki biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. İsmet İnönü de demiş ki bunun bir bedeli var, öyle kolay değil demiş. Şadiye Sultan da değerli mücevherlerini çıkarmış. Evet, İsmet İnönü'ye vermiş. Sonra da bir daha İsmet İnönü'nden haber alamamışlar kardeşim. Türkiye gazetelerini takip ediyorlarmış. Anamı görsünmüşler ki İsmet İnönü'nün katıldığı bir toplantıda İsmet İnönü'nün eşinin üzerinde o broş var. Böyle anlatıyor. Yani İsmet İnönü hanedan mensuplarını sadece dolandırmakla, mücevherlerini çalmakla kalmamış, hırsızlık başın malını bir de eşine hediye etmiş. Böyle anlatıyor. Cumhurbaşkanımız. Tam o günlerde akşam böyle saat 20 suları falan telefonum çaldı. Arayan Zeynep Osman'dı. Padişah Abdülhamit'in gelini, hanedanın reisi, sarayda dünyaya gelen son şehzade Osman Ertuğrul'un eşi Prenses Zeynep Osman telefondaydı. New York'tan şimdi geldim dedi. Şadiye Sultan meselesiyle alakalı olarak açıklama yapmak istiyorum. Canının çok sıkkın olduğu böyle ses tonundan belliydi. Ne zaman nereye isterseniz geleyim dedim. Salı günü saat 16'da Pera Palas'ın çay salonu dedi. Hay hay dedi. Prenses Zeynep Osman'la az önce anlattığım gibi o canlı yayında tanışmıştı. Osman Ertuğrul'la birlikte ATV'ye gelmişlerdi. İlk orada tanışmıştı. Kimdir Prenses Zeynep Osman? Babası Afgan Prensi Abdülfettah Tarzi. Eşi Osmanlı Hanedanı'nın reisi Osman Ertuğrul. Yani hem babasından hem eşinden asalet ünvanı var. Bu inanılmaz sıfatları tebessümle taşıyor. Zerafeti, tevazuyu gerçekten kelimelerle ifade edemem. Gittim Pera Palas'a salı günü. Yine öyle tarifsiz duygularla Pera Palas'ın bu mistik atmosfere sahip çay salonunda Zeynep Osman'ı bekliyorum. İlham Gencer çalıyordu piyano. Caz tınıları eşliğinde böyle insanlar sohbet ediyordu. dakikalar geçmiyordu ya da heyecandan bana öyle geliyordu. Saat tam 16. Prenses Zeynep Osman o her zamanki zarafeti ve güzelliğiyle tam vaktinde içeri girdi. Adeta böyle zamanı durdurmuştu. 15 yıl önceki Zeynep Osman 15 yıl sonra aynen karşımdaydı. Böyle etraftan tabii meraklı bakışlar eşliğinde falan oturduk. Çay söyledik. Biraz sohbet ettik. Sonra not defterimi çıkardım. Başladık. Telefonda söylediği gibi yine Şadiye Sultan meselesiyle alakalı açıklama yapmak istiyorum. Canı çok sıkın. Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum. Padişah Abdülhamit'in gelini olmakla iftihar ediyorum. Osman Ertuğrul'un eşi olmakla iftihar ediyorum. Ama ben Atatürk çocuğuyum. Atatürk çocuğu olmakla iftihar ediyorum dedi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından Allah razı olsun diye başladı. Anlattı sonra. Bu konuda ilk defa konuşuyorum. İsmet Paşa'ya bu itham çok ağrıma gitti. Çok zoruma gitti. İsmet Paşa ile alakalı bu sözler kesinlikle doğru değildi. Asla hakikat olmayan bir lakırdı dedi. İsmet Paşa meselesi, bu broş meselesi hakiki bir mesele olsaydı hanedanın reisi Osman Ertuğrul bilmez miydi? Hakiki bir mesele olsaydı Osman Ertuğrul'un eşi olarak benim bilmemem, duymamam mümkün müdür? Cumhuriyeti, demokrasiyi, Atatürk'ü seven bir tek insan bile kaldıysa bu ülkede, bu çok ağır bir laf, taşınamaz, aslı esası yok, çok hazin bir lakırdı dedi. Anlattı. Padişah Abdülhamit'in kızı Şadiye Sultan, eşim Osman Ertuğrul'un çok yakın olduğu halasıydı. Paris'e gittiğinde daima Şadiye Sultan'da kalırdı. Kitaplarına çok değer verirdi eşim. Kitaplarını Şadiye Sultan'a emanet eder. Şadiye Sultan'ın kızı Samiye Hanım Sultan New York'ta bize çok yakın otururlar. Şadiye Sultan New York'a kızına geldiğinde daima Osman Ertuğrul'la görüşürlerdi. İsmet Paşa meselesi hakikat olsa Osman Ertuğrul'un bilmemesi mümkün mü dedi. Abdülhamit'in son geliniyim. Osman Ertuğrul'un eşiyim. Osman Ertuğrul hayatı boyunca yaşadıklarını kendi sesiyle teybe kaydetti. Kendi el yazısıyla kağıtlara kaydetti dedi. Ben de gördüm o. Bu hatıratın hepsi bende. Hepsini benim yanımda kaydetti. Tek bir satırında bile böyle bir şey yok dedi. Şadiye Sultan olayı hakikat olsa Osman Ertuğrul'un hatıratında olmaz mı dedi. İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe Hanımefendi'yi yakından tanırdı. Annemin gayet iyi ahbabıydı. Ailece gidip gelirdik. Son derece saygıdeğer insanlardı. İsmet Paşa'nın bütün ailesini tanırım. Kızı Özden Hanım'ı pek severim. Mutlu İlmen yakın arkadaşımdır. Mevzu bahis bile olamaz dedi. Abdülhamit'in gelini anlatıyorum. Abdülhamit'in torunuyum diyerek İsmet Paşa hakkında bunları söyleyen o kızcağızın babasını bile hayatımda bir defa gördüm dedi. O da galiba en fazla bir saatti dedi. Değil kendileri, babaları bile, büyük babaları bile Şadiye Sultan'ı ne görmüştür ne tanımıştır dedi. Hanedan Avrupa'ya gitti. Bunlar Şam'da büyüdü dedi. Bugün de AKP şakşakçılığı yapanlar var ya, Prenses Zeynep Osman bunlar hakkında aynen bunları söyledi. Hanedan Avrupa'ya gitti. Bunlar Şam'da büyüdü dedi. Devam etti Prenses Zeynep Osman. Aslında bu tür sözleri söyleyenleri suçlamıyorum. Eski sultanları görmemişler, tanımazlar, bilmezler dedi. Bambaşka bir yetişme tarzıyla yetişmişler. Hanedanın büyükleriyle temasları olmamış. Bunların aile fertleri, kendi büyükleri saraydan uzaktaydılar dedi. Mesela dedi, Neslişah Sultan mesela. Hanedan defterine kaydı yapılan son kişidir. Neslişah Sultan yarım asır İstanbul'da yaşadı, bunları tanımazdı dedi. Bu tür sözler Osmanlıyım diyen birine yakışmaz dedi. Hem Osmanlı'yı küçük düşürüyorlar, hem Cumhuriyeti küçük düşürüyorlar. Çok çirkinlik. Öyle mal mülk istemek, Galatasaray Adası'nın tapusundan falan bahsetmek yakışacak iş midir? Hem Osmanlıyım diyor. Osmanlıysan ağzından çıkanı kulağın duysun. Meziyet bu dedi. Peki kim bunlar biz Osmanlıyız falan diyenler? Prenses Zeynep Osman tane tane anlatmaya devam etti. Sözcü'de bunların hepsini yazdım ha. Kayda geçirdik. Bir de buradan YouTube'dan kayda geçiriyor. 2004 yılıydı. Tayyip Erdoğan başbakandı. New York'a gelmişti. Osman Ertuğrul'u davet etti. Waldorf Astoria Oteli'nde eşiyle birlikte bizi karşıladı. İzzet ikramda bulundu. Efendim vatana hicret ne zaman diye sordu. Osman Ertuğrul o zamanlar Türkiye'ye vizeyle gelebiliyordu. Vizeyi de Dışişlerinden değil İçişleri Bakanlığı'ndan alıyorduk. Tayyip Erdoğan dedi ki insan kendi memleketine vizeyle mi gelir? 2 ay sonra vatandaşlık işlemleri tamamlandı. Osman Ertuğrul o güne kadar vatansızdı. O güne kadar defalarca çeşitli ülkelerden teklif gelmesine rağmen ABD vatandaşlığı dahil hiçbir ülkenin vatandaşlığını kabul etmemişti. Türk'üm Türk olarak öleceğim diyordu. Yani Tayyip Erdoğan sayesinde Türk vatandaşı olmuştu Osman Ertuğrul. Asrın liderimiz gerçekten çok doğru bir iş yapmıştı. Aile de buna minnet diyordu ve anlattılar bana tek tek. Aynen bu kelimelerle anlattılar. Sonra devam etti Prenses Zeynep Osman. Osman Ertuğrul sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'ye vatandaş olarak geldi, yerleşti. 2009 yılında vefat etti. Büyük dedesi 2. Mahmut'un türbesinde toprağa verilmesini vasiyet etmişti. Tayyip Erdoğan yine yardımcı oldu. Cenaze sırasında eşi Emine Hanım'la birlikte hep yanımızda oldu. Taziyeleri kabul etmemiz için Yıldız Köşkü'nü tahsis ettiler dedi. Ve bu ben Osmanlıyım diyenleri anlattı o sırada. İşte bu tür lafları eden insanları ben ilk kez orada Yıldız Köşkü'ndeki taziyede gördüm. Sabahtan akşama kadar taziyeye geldiler. Siyasilerle, bakanlarla orada tanıştılar. Medyaya ilk orada çıktılar. Osman Ertuğrul yaşarken biz bu insanları tanımazdık, bilmezdik dedi. Osman Ertuğrul vefat etti. Bu insanlar ortaya çıktı dedi. Osman Ertuğrul'un vefatı milat oldu dedi. Meydan boş kaldı. Kurdun olmadığı yerde kuzu ben padişahım demiş. Yakışmıyor, bunlar aileyi temsil edemezler. Aile adına konuşamazlar dedi. Prenses Zeynep Osman'ın biz gazetecilere de eleştirisi var. Yanlış terminoloji kullandığımızı söylüyor. Osman Ertuğrul'u düşündükçe üzülüyorum diyor. Bunlara hala hanedan diyerek, Abdülhamit'in torunu diyerek yanlış yapıyoruz. Sultan diyerek çok fena yanlış yapıyoruz. Hanedan mensubu demek için sarayda dünyaya gelmesi gerek. Sarayda doğanların, saray adabı ile yetişenlerin terbiyeleri, oturmaları, kalkmaları bile farklıydı. Sarayda yetişenlerin hepsi birbirinin aynıydı. Sarayda dünyaya gelen son hanedan reisi Osman Ertuğrul Efendi, doğumu kayıtlara geçmiş son saray mensubu Neslişah Sultan. Osman Ertuğrul vefat ettiğinde hanedan fiilen tarihe intikal etti dedi. Artık sözü edilecek olan ailedir dedi. Artık hanedan yok. Osmanlı ailesi vardı. Torunu bile denemez dedi. 5. kuşakta, 6. kuşakta torun denir mi? Ahvada denirdi. Ahvattır o. Torun değildir dedi. Benim aracılığımla bütün gazetecilere söyledi. Sizden rica ediyorum. Hanedan demeyin. Torunu demeyin. Aile değil. Sultan diyorsunuz. Bu nasıl sultanlık? Sultanlık makam bu kadar ucuzlatılmamalı dedi. Nefis bir tarif. Peki Prenses Zeynep Osman Türkiye'yi nasıl görüyordu? Röportajımda sordum. Yurt dışından her geldiğimde biraz daha geriye gitmiş görüyorum dedi. Ülkemin ilerisini göremiyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Anlattı. Annem Pakize Tarzi büyük bir vatanseverdi. Büyük bir Atatürkçüydü. Ben hekimsem, hastane sahibiysem, özgürsem bunu Atatürk'e borçluyum derdi. Bizleri, çocuklarını böyle yetiştirdi. Cumhuriyet çocuğuyum, Atatürk çocuğuyum. Bugün sizinle bu röportajı yapabiliyorsam bunu bile Atatürk'e borçluyuz dedi. Osmanlı'nın kalıntısından Türkiye Cumhuriyeti'ni yarattı. Bunu inkar eden Türk'üm dememeli, Osmanlıyım dememeli, vatandaşım dememelidir. Hanedanın son reisi Osman Ertuğrul da aynen böyle düşünüyordu. Aynen bunları söylüyordu. Mustafa Kemal Atatürk çalıştı, didindi, mücadele etti, cumhuriyeti kurdu. Bugün şu halimize bakın dedi. Peki bu halimizin bir numaralı sebebi olarak neyi görüyordu Prenses Zeynep Osman? Eğitim dedi. Elbette pek çok başka sebep vardı ama Osmanlı niye battı diye bana sordu. Cevabını kendisi verdi. Eğitimsizlikten battı. Avrupa'yı Rönesans kurtardı. Biz atlamışız. Abdülhamit'e kadar Anadolu'da okul yok. Gitmemiş, götürülmemiştir. Tarihten biraz ders almak lazım. İbret almak lazımdır. Eğitimsizlikle mücadele edilmesi lazım. Atatürk bunun için mücadele verdi. Anadolu'ya eğitimi yayamamışız. Köy enstitülerinin kıymeti bilinmemiş. Prenses Zeynep Osman söylüyor. Köy enstitülerinin kıymeti bilinmemiş. Anadolu'nun ehemmiyeti kavranmamıştır. Eğitimi, sanayi, kültürü Anadolu'ya yaymak yerine İstanbul'un taşı toprağı altın denilmiş. Her şey ve herkes İstanbul'a taşınmış. Ne oldu? İstanbul'da mahvoldu. Kültür mahvoldu, tarih mahvoldu dedi. Eğitimsizlik hastalığı 50-60 yıllık değil, 500-600 yıllık hastalıktır. Mücadele edilmesi lazım. Prenses Zeynep Osman. Biraz da tabii magazin katayım dedim. Dedim ki bu aralar Osmanlı dizileri popüler pek. Abdülhamit dizisi bile var. İzliyor musunuz diye sordum. Televizyon benim evimde sadece ekran olarak duruyor. Kablolarını bile söktürdüm. Bu televizyonlarla vakit kaybedecek kadar vaktim yok. 3 saatten fazla konuştuk. Röportaj amacımızın dışında kalan ama ömrüm boyunca unutmayacağım anekdotlar, muhteşem hatıralar dinledim. Asla yazmayacağım, asla anlatmayacağım. Aramızdaki güven ilişkisine emanet edilmiş hatıralar. Osmanlı'ya dair, Türkiye'ye dair tespitler dinledim. Sohbetimiz bitti. Osmanlı'yı ve Cumhuriyeti yücelten açıklamaların tarihe kaydettiği için kavram kargaşasıyla zehirlenmeye çalışılan topluma doğru istikameti gösterdiği için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak kendisine teşekkür ettim. Hesap geldi, hesabı ödetmedi. Lütfen diye çırpındım. El işaretiyle kestirip attı. Ayıp dedi. Kendisi ödedi. Kalktık. Kapıya kadar kendisine eşlik ettim. Otomobilin arka koltuğuna otururken camdan seslendi. Dedi ki Bodrum'u çok sevdiğinizi biliyorum. Işıl ışıl böyle bol yıldızlı lacivert gökyüzülü huzur dolu bir Bodrum akşamında yeniden görüşmek üzere diyeyle ayrıldı. Arkasından el sallarken kulağa küpe sözleri hala kulağımda çınlıyordu. Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum. Padişah Abdülhamit'in gelini olmakla iftihar ediyorum. Hanedanın son reisi Osman Ertuğrul'un eşi olmakla iftihar ediyorum. Ama ben Atatürk çocuğuyum. Atatürk çocuğu olmakla iftihar ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından Allah razı olsun. Evet. Gerçek Osmanlı Hanedanı'nın Atatürk ve Cumhuriyete bakışı işte bu. Bugün gerçekten Osmanlı Hanedanı'nın temsilcileriyle konuşun. Hepsi böyle. Abdülhamit'in gerçek torunu, Osmanlı Hanedanı'nın reisi, sarayda dünyaya gelen son Osmanlı. Saltanat devam etseydi, padişah tahtında oturacak olan Osman Ertuğrul, kelimesi kelimesine bunları söyledi. Abdülhamit'in gelini, Osmanlı Hanedanı'nın reisi Osman Ertuğrul'un eşi, son kadın efendi. Aynı zamanda Afgan Prensi Abdülfettah Tarzi'nin kızı, Prenses Zeynep Osman, kelimesi kelimesine bunları söyledi. Çok şanslı bir gazeteciyim. Bunları hayata geçirebildiğim için. Diyorum ya, Şevki Yılmaz gibiler zır cahil. Osmanlı'ya dair hiçbir şey bilmezdi. Osmanlı bunları sarayın kapısından bile sokmazdı. Eşeklerini bile emanet etmezdi Osmanlı bunlar. Bakın size bir prenses daha anlatayım. Öyle bitirelim. Mevhibe Celalettin prensesti. Cemile Sultan'ın torunuydu. Cemile Sultan kim? Padişah Abdülmecit'in kızı. Abdülhamit'in ve Vahdettin'in kız kardeşi Cemile Sultan. Mevhibe Celalettin işte bu Cemile Sultan'ın torunuydu. 1887 yılında anneannesine düğün hediyesi olarak yaptırılan Fındıklı Sarayı'nda dünyaya geldi. Evlenene kadar Fındıklı ve Kandilli saraylarında yaşadı. Mevhibe'nin dedesi Mahmud Celalettin Paşa, padişah tahtında oturan Abdülhamit'in emriyle Tayyip zindanlarında boğdurulmuştu. Eşi boğdurulan Cemile Sultan, ölünceye kadar abisi Abdülhamit'i affetmedi. Son nefesine kadar eşinin matemiyle yaşadı. Çocuklarını ve torunlarını böyle yetiştirdi. Dedesinin adını taşıyan Prenses Mevhibe Celalettin işte bu duygularla büyüdü. 3 lisan biliyordu. Piyano çalıyordu. Saray adabıyla yetişmişti ama başına buyruk bir kızdı. Özgür ruhlu bir kadın. Evlendi, oğlu oldu. Evliyken bir başkasına aşık oldu. Boşandı. Yasak aşkıyla evlendi. İkinci eşi Jön Türk'tü. Bu tür faaliyetleri yüzünden eşi tutuklandı. Mevhibe tanıdığı paşalardan ricacı oldu. Serbest bırakılmasını sağladı ama şart koşulundu. Dediler ki memleketi terk edeceksin. İstanbul'dan uzak duracaksın. Anca bu şekilde bırakılacak. Mısır'a gittiler. Sonra Fransa'ya geçtiler. Paris'te yaşadılar yıllarca. Astım hastasıydı Mevhibe. Kriz geçiriyordu, astım krizleri. Arkadaşların önerisiyle İsviçre'ye gitti. Cenevre'de senatoryuma yattı. Aylarca tedavi gördü. O ara annesini ve babasını peş peşe kaybetti. Zaten babası vefat etmeden önce böyle geçim sıkıntısına düşmüşlerdi ufak ufak. Çünkü saraydan düzenli olarak aldıkları maaş kesilmişti. Başka gelirleri de yok. Tabii iş güç de yok. Mecburen malı mülkü satmaya başlamışlardı. İşte köşkü sat, konağı sat filan derken yaşadıkları saltanattan, debdebeden eser kalmamıştı. İkinci eşinden de boşandı. İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda apartman dairesi kiraladı. Saray hayatı artık sona ermişti. Mütevazi bir eve girmişti. Bir apartman dairesi. Karlı apartmanı. Aslında ikinci eşi hayli varlıklıydı böyle. Boşanmasa bir eli yağda bir eli balda yaşardı. Mis gibi devam ederdi ama dedim ya başına buyruk bir kadın. Parayı pulu değil özgürlüğü tercih etti. O sırada Osmanlı gümbür gümbür çöküyordu. Memleket evlatları böyle Çanakkale'de, Galicia'da, Afrika'da, Arabistan çöllerinde adreslerini bile bilmediğimiz hiçliklerde tümen tümen şehit düşerken saray çevrelerinde hala böyle vur patlasın, çal oynasın devam ediyor. Bu utanç verici durum Mevhibe'yi vicdanen rahatsız ediyor. Büyüdüğü çevreye yani yetiştiği çevreye tahammül edemez hale gelmişti. Akrabalarından böyle saraylı dostlarından, arkadaşlarından uzaklaştı. Yavaş yavaş hepsini defterden sildi. Hiçbiriyle görüşmemeye başladı. O sırada İstanbul işgal edildi. Emperyalist zırhlıları boğaza demirledi. Böyle sokaklarımız İngiliz, Fransız, İtalyan askerleriyle işte bunların üniforması altındaki Senegalli, Hintli askerleri falan dolmuştu. Çok küstahtılar. Kadınlara sarkıntılı geliyorlardı. İnsanlarımızı tokatlıyorlardı, aşağılıyorlardı. Yıllar sonra hatıralarını mesela anlatırken o günü hiç unutmuyorum diyecekti mesela Mevhibe yazmıştı. O günü hiç unutmuyorum. Memleket için en kara gündü demişti. İşte tam o atmosferde Şişli'de bir davete katıldı. Kalbini adeta yerinden söken adamla ilk kez orada tanıştı. Mustafa Kemal'di. O gece orada bitmedi. Davet çıkışında kalabalık bir grupla Mevhibe'nin evine gittiler. Şafak sökene kadar sohbete devam ettiler. Misafirlerini uğurladı Mevhibe, yatmadı. Pencere kenarındaki koltuğa oturdu. Onu düşünerek böyle tatlı tatlı gülümsüyor. Hemen her akşam görüşmeye başladı. Sadece böyle müzikli davetlerde, eğlenceli yemeklerde, romantik atmosferlerde değildi yani, sınırlı değildi. Mevhibe artık Mustafa Kemal'in evindeki tehlikeli siyasi toplantılara da katılıyor. Tehlike. Mustafa Kemal'in talimatıyla İngiliz ve İtalyan işgal kuvvetleri komutanlarının balolarına gidiyordu Mevhibe. Sohbetlere kulak kabartıyordu. Mimim grubunun giremediği çevrelere giriyordu. İstihbarat topluyordu. Saray prensesi Huvayi Milliye casusu olmuştu. Sabahlara kadar bitmek tükenmek bilmeyen gizli toplantılar, böyle gerginlik, kahve, sigara falan çelik bakışlı Mustafa Kemal'in midesine vurdu. Sancılı krizler yaşıyordu. Üstelik yüksek ateş vardı. Hastalandı çok fena. 17 gün yattı. 17 gün boyunca Mevhibe başucundan ayrılmadı. 17 gün. Mayıs 1919. Çekirdek kadro toplanmıştı. Hararetli bir toplantı vardı. Mustafa Kemal'in yaveri böyle uygun anını kolladı. Mevhibe'yi göz işaretiyle yemek odasına çağırdı. Küt diye dedi ki, paşa kararını verdi, Anadolu'ya geçiyor. Hazırlıklar tamam, siz de gitmek ister misiniz? Mevhibe böyle afalladı, tabii hiç beklemiyor. Biraz düşünmem lazım diyebildi. Ve 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi. Artık bir saniye bile durulamazdı. Vatan komple elden gidiyordu. Öğle saatleri Mustafa Kemal Mevhibe'ye dedi ki, şöyle buyurun lütfen. Karşısına oturttu. Diğerleri odadan çıktı, yalnız kaldılar. Gidiyorum. Siz de benimle gelin. Evet. Bu defa yaveri aracılığıyla değil, bizzat teklif etti. Yine reddetmesin diye böyle ikna etmeye de çalıştı. Bize çok faydanız olacak. Halide Edip Hanım'ın da çok yakında Anadolu'ya geçeceğini biliyoruz. Yalnız kalmazsınız dedi. Ömrü boyunca ilk ve son kez bir kadına benimle gel diyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Meyvenin böyle kalbi koş diyordu, aklı ise kolundan çekiyordu. Müsaade ederseniz biraz düşüneyim. Mustafa Kemal'in o çelik mavisi gözlerinden hüzün bulutu geçti. Hayal kırıklığı yüzünden okunuyordu. Nasıl isterseniz. Bir daha ömrü boyunca bu mevzuyu açmadı asla. Mustafa Kemal Samsun'a gitti, Mevhibe Milano'ya gitti. Bir süre Milano'da, bir süre Viyana'da yaşadı. Dresden'e geçti. Parası iyiden iyi de azalmıştı böyle. Ucuz fiyata pansiyon odası falan kiralamıştı. Konservatuara yazıldı, piyano çalıştı, şan eğitimi aldı. Yani ruhumdaki yaraya müzikle pansuman yapmaya çalışıyordu. 4 yıl yurt dışında yaşadı. Maddi açıdan sıfırı tüketmişti. Şubat 1923 İstanbul'a döndü. Evi barkı yoktu. Arkadaşlarında kalıyordu. Cumhuriyet ilan edildi. Hanedan mensupları sınır dışı edilecekti. Hadi bakalım. Mevhibe hayatında ilk kez paniğe kapıldı. Ne gidecek yeri var, ne parası, ne sığınacak ailesi. Öğrendi ki 155 kişi sadece sınır dışı edilecek. Gerisi kanun dışı, kapsam dışı bırakılacak. Mevhibe kurtulmuştu. Ama artık yaşayabilmek için çalışması gerekiyordu. Ne yapabilirim diye düşündü. Muhsin Ertuğrul'a gitti. Yardım istedi. Eline bir sayfa böyle metin tutuşturdular. Ezberle prova yapalım dediler. Doğuştan yetenekliydi, çok beğendiler. Muhsin Ertuğrul'un kadrosuna katıldı. Ferah Tiyatrosu'nda rol almaya başladı. Muhsin Ertuğrul, Nehire Nehir, Muammer Karaca, Vasfi Rıza Zobu, Azım Körmükçü efsanelerle aynı sahneyi paylaştı. Afişlerde Prenses Mevhibe adıyla yazıyordu. Gazetelere tiyatrocu prenses diye haber oluyordu. Anadolu turnesine bile çıktı. Ama Muhsin Ertuğrul Avrupa'ya gitmeye karar verince kadro böyle komple işsiz kaldılar hepsi birden. Fırtınalı hayatı yüzünden gerektiği gibi sahip çıkamamıştı. Anneannesi Cemile Sultan'a emanet etmişti oğlunu. Oğlunu kaybetti. Darbe üstüne darbe yiyordu. Evlat travmasını taşıyamadı. Suçluluk duygusuyla iyice kabuğuna çekildi. Galata Liman İşletmesi'nde santral memurisi. Bir hafta geçti geçmedi, müdürle kavga etti, adamın kafasına sandalye fırlattı, çıktı gitti. Çocukluk arkadaşı vardı Odet. Odet'in eşi de Mösyö Kormiye. Osmanlı Bankası'nda yöneticiydi. Gel bizle çalış dedi. Başka çaresi yoktu. Bu defa gitti Osmanlı Bankası'nın merkez şubesinde santral memuru. Bir zamanlar Osmanlı Bankası'nın en varlıklı müşterilerinden biriyken şimdi aynı Osmanlı Bankası'nın santral memuresi. 41 yaşında. Her şeyini kaybetmişti ama gururu kale gibi ayaktaydı. Mustafa Kemal'i arayıp yardım istemedi. Lütfen dikkat isterim. Büyük dede padişah, büyük dayısı padişah, küçük dayısı padişah, sevdiği adam cumhurbaşkanı. Santral memuresi. 1928'de girdiği Osmanlı Bankası'nda ölene kadar çalıştı. 1952'de zatürreden rahmetli oldu. Mustafa Kemal'in benimle gel dediği ilk ve tek kadın, tarihimizin gördüğü en renkli, en maceralı, en onurlu, en trajik öykülerden biriydi. Osmanlı denilen, Cumhuriyet denilen, milli mücadele denilen kavramlar öyle duygusuz, ruhsuz, hamasi nutuklardan, dandundan falan ibaret değildir. Çılgın erkeklerin, çılgın kadınların, yazılmayan romanların, çekilmeyen filmlerin, vatan uğruna yarım kalan aşkların destanıdır. Tarikat, cemaat, zır cahil atmosferinin kendilerine böyle yeni Osmanlıcı filan ilan edenlerin bu olağanüstü şuuru kavrayabilmesi imkansızdır. Atatürk düşmanı olabilmek için bile bir seviye gerekir. Şevki gibiler, düpedüz zır cahil. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Şevki Yılmaz'ın Osmanlı tarihini Osmanlı padişahından bile daha iyi bildiğini düşünen 4 talihsiz zır cahil izleyicime İsmet Paşa'nın Şadiye Sultan'dan çaldığı broşu hediye. Atatürk'e soysuz diyenlerin soysuzun ta kendisi olduğunu düşünen 4 talihli izleyicime ise herhangi bir hediye vermeyeceğim. Çünkü bu düşüncenin onuru zaten hepimize yeter. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.